bırakıp yeni gelenlere de hak tanımak lazım. Aksi takdirde zaten demokrasinin bu güzel tarafını görmeyiz. Ben o bakımdan çok mutluyum. 10 senedir Bakırköy'den ve 10 senedir birlikte çalıştığım siz meclis üyelerimizden çok büyük destek gördük. Bugün Bakırköy'de ne yaptıysak Türkiye'nin en önemli faaliyetlerini, icraatlerini Bakırköy'de uyguladıysak bunlar sizlerin büyük yoğun çalışmalarınız ve yoğun desteklerinizle meydana çıktı. Bugün Bakırköy'de şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki yarın sokağa çıktığınızda başınız dik olarak Bakırköy'de yapılanlar Türkiye'nin belki bir iki büyükşehir belediyesi dışında hiçbir belediyesinde toplu olarak yok. Parça parça var. Kiminde diş var ama ambulans yok. Kiminde eğitim var ama bir bahçemi yok. Kiminde yurt var ama kiminde kreş yok. Baktığınız zaman gerçekten bunu ben hiçbir parti ayrımı yapmadan bir siyasal zemine parti açısından oturtmadan bir hizmet anlayışı içerisinde bunu hepimizin bir bölümümüzde 10 senedir bir bölümünüzde de 5 yıldır birlikte uyum içerisinde Türkiye'de yine benzeri bulunmayan bir meclis anlayışı içerisinde başınız dik olarak buradan ayrılıyoruz. Hepimizin başı dik. Bundan hiç en ufak bir endişeniz olmasın. Bu meclis hiçbir zaman birçok yerde rastladığımız türde şaibe altında kalmadı. Dedikoduyu saymıyorum, o insanların bilgi kirliliğinden veyahut da yapılarından kaynaklanan dedikoduları saymıyorum. Ama hiçbir zaman şaibeli bir meclis değiliz. Hiçbir meclis üyemizin burnu kanamadı. En ufak bir sıkıntıya girmedi. Kenan Bey'in söylediği gibi ne bütçe plan komisyonuna başkanlığım süresince ne hukuk komisyonuna ne imar komisyonuna 2004'ten bu yana 10 yıldır bu yana hiç müdahalem olmadı. Bir tek 2009'da oldu. O da biliyorsunuz siz o zaman imar müdürsünüz. Bedos yeni mahallede 5 katlı bir yere zorla 8 kat verdirmek istendi siyaseten. Ona engel olduk. Bir tek müdahalem orada oldu. Onun dışında çok huzurluyuz. Ben huzurluyum. Sizlerin de huzurlu olmasını, mutlu olmanızı diliyorum. Gönül isterdi ki kurumların hafızaları vardır ve kurumlar hafızalarıyla yaşarlar. Gönül isterdi ki önümüzde Nisan ayında toplanacak mecliste de buradan ciddi sayıda arkadaşın o mecliste bulunmasını çok isterdim. Hafıza açısından. Çünkü bilmeden girecekler. Ben öyle geldim 2004'te. Bir tane meclis üyesini daha yazamadan, hiç kimseyi bilmeden öyle geldim. Ve ciddi bir sıkıntı çektim. Ama yöneticilikte elde ettiğim tecrübemle bazı şeyleri aşabildim ama bir kurum hafızası açısından çok isterdim bazı arkadaşlarımızın ciddi bölümünün yeni dönemde de gerek AK Parti'de gerek Cumhuriyet Halk Partisi bulunmasını çok isterdim. Ferzan Bey hoş geldiniz. Buyurun. Seni unutmuştuk ya. Büyük bir göre göre. O yüzden ben hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Kapanışa Ferzan geldi ama ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra bir göreviniz daha var. Martı kitabında Jonathan Bach aynen şöyle söyler. Sorarlar göreviniz ne zaman bitecek? Yaşadığınız sürece göreviniz devam eder. Bundan sonra görevinizde bir Bakırköylü olarak ben herkese başarılar diliyorum. Bütün başkan adaylarına, sevgili Ertekin'e, Sayın Bülent Kerimoğlu'na, Mustafa soyadını Turan, değil mi? Turan'a ve diğer adaylara da başarılar diliyorum. Ama sizin çok önemli bir göreviniz var. Bakırköy'ü çok iyi biliyorsunuz. Yaptıklarınızı, hep birlikte yaptıklarımızı çok iyi biliyorsunuz. Başınız dik olsun. Ama denetim görevinizi de ihmal etmeyin. Bundan sonra bu koltuklardan gelmiş geçmiş bu işleri çok iyi bilen, belediyeciliği bilen, hizmetleri bilen, bir belediyenin nasıl yönetilmesini bilen
bunların hepsini bilen kişiler olarak Bakırköylülere yön verecek bir şekilde, hatta yeni belediye meclisine yön verecek şekilde denetim çalışmalarında bulunmanızı biliyorum. Tabii önümüzde daha yaşam var. Çeşitli siyasi zeminlerde buluşuruz. Umarım ki siyaset burada bitmiyor. Siyaset, esas siyaset 30 Mart'tan sonra başlıyor. Ben buna inanıyorum. Kendim adına. Ben burada bu defteri kapatmıyorum Bahar Hanım. Bir şekilde devamı olacak. Ama son söz olarak şunu söyleyeyim. İyi ki vardınız. İyi ki bu meclisi böyle yapmışız. Ben kendim adına, çocuklarım adına, zaten yoğun bir çalışma temposundan çıktık. En küçük oğlum 6 yaşında. Ben belediye başkanıydım doğduğu zaman. Ne zaman o neredeyse tam göremedim çocuğun büyümesini. Şimdi biraz bir iki ayına vakit ayıracağım. Ama kendim adına, ailem adına hepimiz sizlere ve Bakırköylülere hakkımızı helal ediyorum. Siz de hakkınızı helal edin. Sağ olun. Şimdi değerli arkadaşlar, gündemin görüşülmesi bitti. Bakırköy Belediye Meclisi'nin 6. seçim dönemi 5. toplantı.